Maden Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Maden Dünyası'nda Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk bizlerle birlikte olacak. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji mühendislerinin bir tek çatı altına topladığınız dernekle ilgili ben hemen başlamak istiyorum. Derneğin özellikle kuruluşunun amacı da kuşkusuz Türkiye'deki madencilik arama faaliyetlerinin ve bunda nasıl bir strateji izlenmesi gerekliliği de yer alıyor ama öncesinde bir faaliyetlerinizden bahsederseniz ne amaç gidiyorsunuz? Bir kere bizim temel amacımız 2011 yılında kurulduk. 2000'li yılların içerisinde maden aramacılığı ile ilgili pek çok böyle yanlış bilgilerin toplumda yayıldığını gördük. Dolayısıyla zaten kurulu olan Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çok geniş bir uygulama alanı olduğu için jeolojinin onun yeterli değil, daha ona da katkı olması adına Maden Jeologların Derneği'ni kurarak bu yanlış algıların ortadan kaldırılması. Birinci hedefimiz buydu. Bu bir gereksinim olarak ortaya çıktı. Ama bunun asıl yurt dışında özellikle madencilikte ileri gitmiş olan toplumlarda bunun çok örnekleri var. Yani bu tip örgütlerin ve bunlar çok sağlıklı bir şekilde madencilik sektörüne katkı veriyor. Ne anlamda katkı veriyor? Özellikle maden jeologlarının profesyonel gelişimi anlamında bunların bir çatı altında toplanması ki bu profesyonel gelişim madencilik çok dinamik bir sektör. Yeni uygulamalar, yeni teknolojiler bunlar gün be gün gelişiyor. Bunların üyelerimize, Türkiye'de bu faaliyeti gösteren meslektaşlarımıza iletilmesi yani eğitim. Birinci amacımız buydu. İkinci bir amacımız da Türkiye'deki biliyorsunuz madencilik maden mevzuatına doğrudan bağlı. Yani devlet tarafından otorite kurum tarafından yönetiliyor. Bu anlamda da maden mevzuatının katkı vermek, Türkiye'deki madencilik rejimine katkı vermek maksadıyla entelektüel bir bilgi üreterek sektörümüze katkı vermek maksadıyla kurulduk. Bu amaçla da 2011'den bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki Sayın Şentürk, Türkiye'de maden aramacılığında özellikle en iyi sektörel uygulamalar. Şimdi bu tanımın biraz içerisini açmak gerekirse bir zorunluluk mudur, tercih midir? Türkiye'de ne yönde uygulamalar yapılıyor efendim? En iyi uygulamalar aslında sadece madenciliğe has bir kavram değil. Dünyada işte best practice dediğimiz bir uygulama bu. Bu bütün sektörler için geçerli olan bir uygulama. Bunun temelinde iki tane temel unsur var. Bir, bilgi yani üretilen bilgi. İki, tecrübe. Bunların ikisini birleştirdiğiniz zaman uygulamalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en iyi uygulamadan kastetmiş olduğumuz şey bu. Bugüne kadar madencilikle ilgili dünyada ulaşılan en ileri uygulamalar neyse Türkiye'de de bunlar uygulansın ve maden aramacılığında da bunlar uygulansın. En iyi sektörel uygulamalardan kastettiğimiz şey bu. Mesela şu anda mesela COVID-19 biliyorsunuz ortaya çıktı. Bilim kurulu oluşturuldu Türkiye'de. COVID-19 bilinmeyen bir virüs. Bilinmeyen bir virüs olduğundan dolayı bunun tedavisi, buna karşı alınacak olan önlemler de başlangıçta bilinmiyordu. Ama bugün bütün dünya bununla mücadele ediyor ve bütün dünyadan gelen bilgiler Dünya Sağlık Örgütü'nde birleşiyor. Birleştikten sonra en iyi tedbirler, en iyi tedavi yöntemleri yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Bunu madenciliğe çevirdiğiniz zaman insanlık tarihi kadar eski bir uğraş madencilik. Bütün bu insanlık tarihi boyunca edinilen bilgilerin kümülatif toplamı, bunlardan elde edilen tecrübeler ve bunların en rafine edilmiş, en iyi metotlarını kastediyoruz en iyi uygulamalardan bahsederken. Umarım yeterince anlatmışımdır. Evet, gayet açıklayıcı oldu. Peki şunu da sorayım. Türkiye'de bu uygulamaların ne kadarını gerçekleştirebiliyoruz? Bu amaçla kurumsal altyapı yeterli mi? Türkiye'de özellikle 3213 sayılı Maden Kanunu 1985'te yayınlandıktan sonra bu uygulamalar Türkiye'de başladı.
Çünkü biz daha önceki madencilik dünyası programlarında öncelikle maden aramacılığını, daha sonra gelir amaçlı maden aramacılığı konularında sizlerle söyleşi yaptık. Bize fırsat verdiniz. Onun için çok da teşekkür ediyorum. İşte o ekonomik maden aramacılığı dediğimiz şeyler 3213'ten sayılı kanundan sonra Türkiye'ye gelen çok uluslu şirketler oldu. Ve bunlar da bunlarla beraber öğrenmeye başladık. Bunlarla beraber gündemimize girdi. Dolayısıyla 1985-2020 35 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 35 yıllık geçmişimize baktığımız zaman bu uygulamaları yaparak geliyoruz. Bunları uygulayan bir de insan kaynağımız var ki bunların pek çoğu bizim derneğimizin üyesi olan arkadaşlarımız. Bu bazda baktığımızda insan kaynağı ve birikimimiz anlamında bu yerleşmiş durumda. Fakat kurumsal anlamda bunun karşılığı nedir diye soracak olursanız, kurumsal anlamda madenler biliyorsunuz devletin uhdesinde. Yani madenler aslında devletin ve ruhsat marifetiyle bunlar gelir amaçlı şirketlere veriliyor ve gelir amaçlı şirketler bu madencilik faaliyetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla bu ruhsatı alan şirketler aynı zamanda bir takım ruhsat haklarına sahip oldukları gibi aynı zamanda bir de yükümlülüklerine yükümlülükleri de ortaya çıkıyor. İşte o yükümlülükler konusunda bize raporluyoruz periyodik olarak yapmış olduğumuz faaliyetleri. Bu bir kurumsal aslında en iyi pratiklerle, en iyi uygulamalarla ilgili kurumsal karşılığı öncelikle yasal olarak burada oluşuyor. İkinci kurumsal yönü ise her maden projesinin bir finansa ihtiyacı var. Finansman ihtiyacı oluşuyor. Özellikle yatırımların yapılması anlamında. O finansman da biliyorsunuz bir risk analizi meselesi. Risk analizinin madencilikte yapılması diğer sektörlere göre biraz daha farklı, daha belirsizliklerin olduğu. Çünkü her şey yerin altında, gözle göremiyorsunuz. Çok somut bir yatırımlar olmuyor buradaki bilgiler. Burada finans çevrelerinin de işini kolaylaştırabilmek adına oluşturulmuş sistemler var. Buna dünyada CRISCO dediğimiz bir yapılanma söz konusu. Bu yapı dünyada maden projelerinin hangi standartlarda aranacağını, hangi standartlarda geliştirileceğini, hangi standartlarda projelendirileceğine dair rehber niteliğinde bazı kodlar yayınlamış durumda. İşte o kodlar siz takip ettiğiniz takdirde projelerinizi onlara göre yürüttüğünüz zaman aynı zamanda da en iyi uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü finansmanını sağlayacak olan kurumlar özellikle bankalar veyahut da eğer borsada işlem görüyorsanız borsa yatırımcısı için sizin bu en iyi uygulamaları takip edip etmediğinizin doğrudan doğruya somut karşılığıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani ayakta kalabilmeniz için bu rehberi, bu en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Peki Ahmet Bey, siz söylediniz, oradan ilerleyelim. Finansman kaynaklarına erişim özellikle bu süreçte koronavirüs pandemisinin tüm ticari faaliyet alanlarını etkilediği, olumsuz etkilediği süreçte maden sektörü nasıl etkileniyor? Özellikle yıl genelinde ne kadarlık sektörel bir eğilim, belki bir daralma bekliyorsunuz? Ve finansman kaynaklarına erişim konusunda, çünkü büyük yatırımlardan bahsediyoruz, tablo nedir? Şimdi tabii ki hani bu konuyla ilgili elimde net somut bir veri olduğunu söyleyemem. Ama sektörün içinden bir kişi olarak biraz sizlerle konuyu paylaşmak isterim. Şimdi bir kere bu bir pandemi, dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Şimdi ticarette çok ciddi bir daralma olduğunu Dünya Ticaret Örgütü'nün vermiş olduğu rakamlardan öğreniyoruz. Bunlar birbiriyle zaten iç içe geçmiş durumda. Yalnız biz madenciler şeylere baktığımız zaman bizim için kısa vade, uzun vade veyahut da uzun vade dediğimiz şeyler bunlar diğer sektörlere göre daha geniş aralıkları ifade eder. Mesela bizdeki döngüler, hani piyasanın yükseliş ve düşüşüyle ilgili 10 yıllık, 15 yıllık, bazen 20 yıllık periyotlarda gerçekleşiyor. Bu yönüyle baktığımız zaman biz şöyle bakıyoruz madenciler olarak. Bugünler geçecek. Pandemi gerçekten dünyada bir krize yol açtı. Bugün bu bir bu geniş spektrumda, zaman spektrumu içerisinde belli bir dönem. Bu dönem bitecek
bittikten sonra tekrar yeni bir döngü başlayacak ve ham madde talebi artacak, üretim artacak. Bu şekilde de ileriye doğru hayatımız devam edecek. Yani biz bir şekilde bu pandemiyi atlatacağız. Bu anlamda biz biraz daha soğukkanlı bakıyoruz madencilik sektörü olarak. Evet. Ahmet Bey, peki maden kaynaklarının bulunması, hani iyi uygulamalar dedik, bunların analizi ve özellikle kaynakların sınıflandırılması, iyi uygulamaların Türk madenciliği açısından, madencilik sektörü açısından önemi nedir? Türkiye'de bu konuda ne kadar yeterliyiz? Türkiye'de aslına bakarsanız bu konu uygulama anlamında dediğim gibi 1985'ten bu yana bunlar uygulanıyor. Yani bu sistematik Türkiye'de de uygulanıyor. Dünyada nasıl sınıflandırılıyorsa, dünyada hangi metotlar uygulanıyor, burada da uygulanıyor. Fakat kurumsal anlamda bu işi ele almamız gerekirse 2018'de Türkiye'de Türkiye'de bir kod oluşturdu, UMREK kodu. Yani kaynak ve rezervlerin nasıl raporlanacağı ve bunların nasıl sınıflandırılacağına dair Türkiye'de de bunlar yapıldı. Geçtiğimiz programlarda Semih Demircan, Yerman başkanımız, yönetim kurulu başkanımız zaten bu konuları sizlerle paylaştı söyleşisinde. Türkiye'de bu konuda özellikle metalik madenciler anlamında şunu söyleyebilirim, çok büyük bir ilerleme var. Hem insan kaynağı anlamında hem yatırımcıların yaklaşımları anlamında bu kaynak sınıflandırılması, en iyi sektörel pratikler bunlar konusunda çok ciddi anlamda bir gelişim söz konusu. Bizde eksik olan şey bunun çok yeni olması. 2018'de başlatılması, UMREK ve Yerman kuruldu. Bunların kurumsal yapılarının hala gelişim aşamasında olması birinci meselemiz bu. İkinci bir husus, maden projeleri, multidisipliner projeler. Bunlar sadece maden şirketleri tarafından, tamamen kendi çalışanları tarafından gerçekleştirilmiyor. Aynı zamanda danışmanları da var. Danışmanlık hizmeti de almak durumunda. Orada şu anda yeterince ileri bir aşamaya geldiğimiz söylenemez. Dolayısıyla onları yurt dışından danışmanlık hizmetleri alınıyor. Ama Türkiye'de de maden projeleri bugün itibariyle öyle veya böyle istediğimiz seviyeye geldiğini söyleyemesek bile çok önemli bir gelişim sağlamıştır. Ve dünya standartlarına göre raporlanıyor, dünya standartlarına göre çalışılıyor ve dünya standartlarına göre geliştirilip işletmeye alınıyorlar, işletme aşamasına getiriliyorlar. Bunları söyleyebilirim. Özellikle metalik madencilikte ve enerji ham maddelerinde. Evet, peki sektörün gelişimine katkı sağlama amacıyla ne yönde destekler verilmelidir? Sektörel talepleriniz nedir? Şimdi o çok önemli. Biz özellikle 2013 dünyada ham madde fiyatlarında bir pik noktası yakalandı. Oradan sonra ham madde fiyatlarında bir gerileme oldu. Bu global olarak bir madencilik sektöründe bir daralmaya, aynı zamanda da böyle çok da büyük olmasa bile belli bir şekilde bir krize yol açtı. Bu süreç yaşandı ham madde fiyatlarının düşmesiyle beraber, ama aynı zamanda Türkiye'de maden mevzuatımızdan kaynaklanan, bu sadece maden kanunu kastetmiyorum ama diğer kanunlar, orman kanunu, diğer kanunlarla ilgili olarak çok önemli sıkıntılar yaşamaya başladık izinler konusunda. Özellikle aramacılıkta da bu izinler konusu bizim üzerimizde çok önemli bir yük oluşturdu. Dolayısıyla arama faaliyetlerimiz yeterince istediğimiz seviyede gerçekleştirilemez hale geldi. Biz burada Maden Jeologları Derneği olarak şöyle bir yaklaşım içerisinde şunu öneriyoruz. Diyoruz ki ülkemizdeki maden kaynakları, bunlar toplumun ortak varlıkları. Bu ortak varlıkları ortaya çıkartmak, bunları toplumun faydasına kazandırabilmek için yapılması gereken şey öncelikle bunların etkin bir şekilde aranması. Bu aranmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili de izinler konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile veyahut da Maden İşleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama diğer kurumlarla çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Onların bu faaliyetleri
kamu yararına, hani biz az önce belirttiğim yönüyle kamu yararına faaliyetler olarak görmelerini arzu ediyoruz. Ve bu şekilde aramacılara yaklaşım sağlamalarını istiyoruz. Şimdi şöyle bir örnek veriliyor ki daha önceki programlarda da bunlar dile getirildi. Özellikle bizim ülkemizde altın çok önemli bir şey. Altın neden? Hane halkının, yani bizim en mütevazi vatandaşlarımızın tasarruf aracı. Birinci derecedeki tasarruf aracı. Mesela mahalle aralarına kadar kuyumcular var. Bunu dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde göremezsiniz. Yani bir market gibi, ne bileyim bir fırın gibi her mahallede bir de kuyumcumuz var. Bu hane halkımız, demek ki bizim altınla tasarruf etmek gibi bir geleneği var. Bu anlamda da 160 tonluk yıllık bir talep oluşuyor. Bu talebin ancak ve ancak 40 tonunu biz ülkemizde karşılıyoruz. Ama 1985'te 3213 sayılı kanun çıkartıldığında bu rakam sıfır. Türkiye'de hiç altın üretemiyorduk. Yer altındaki ortak varlığımız, hane halkının tasarruf aracı, ama biz bunu üretemiyorduk. Şimdi gelinen noktada 40 tona kadar geldik. Bugüne kadar işletmeye açılanlar ve yıllık üretimle 40 ton sağlandı. Bu yıl bu rakam rekor bir rakam olarak ilan edildi. Ama bundan sonra ne olacak sorusuna baktığımız zaman geride 20 tonluk bir potansiyel daha var. Doğrudan işletmeye açılacak durumda olan. Fakat sonrası işte orada bir boşluk yaşıyoruz. Bu 2010-2013'ten bu yana aramacılıkla ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntılardan, etkin aramacılık yapamadığımızdan dolayı yeni projeler, yeni keşifler yapılmasıyla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii bunlarla birlikte bu sorun sadece işte sektörün dile getirmiş olduğu bir sorun değil. Aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz. Her ikisi de aynı duyarlılıkta. Bu anlamda da ben çok umutluyum, çok iyimserim. Yeni bir mevzuat da oluşturulmaya çalışılıyor ve madencinin önünün açılmasına çaba sarf ediliyor. Önemli olan, bırakınız bu insan kaynağı Türkiye'de oluşmuş, şirketlerimiz var. Yerli sermayeli, yabancı sermayeli, ama bunların hepsi Türk şirketi, onu da belirtmek istiyorum. Her yerli olsun, yabancı olsun, Türk Ticaret Kanunu'na tabi olan şirketler. Bunlar ülkemizde var ve bunlar aramacılık yapmakla ilgili istekliler. Dolayısıyla mevzuatımızdan kaynaklanan sıkıntıları mümkün mertebe akılcı yöntemlerle bir araya gelerek ortadan kaldırdığımız zaman ülkemizin geleceğini parlak görüyorum madencilikle ilgili olarak. Sayın Şentürk, insan kaynağı kadar teknolojik dönüşüm de önemli. Türk madencilik endüstrisinde teknolojiye entegrasyonda ne durumdayız, neler yapılmalı peki? Bu konuda şöyle söyleyeyim. Biz kendimizi bu içinde bulunmuş olduğumuz coğrafyadan yola çıkarak bir kıyaslayacak olduğumuz zaman Doğu Avrupa ve işte bu Orta Doğu gibi bölgeler içerisinde Türkiye madencilikte birinci sırada olduğunu söylemek mümkün. Hem bilgi, hem insan kaynağı, hem de teknolojinin uygulanması anlamında. Türkiye'de şu anda çok ciddi şekilde işleyen madenlerimiz dünyada örnek gösterilen maden işletmelerimiz var. Bunların özellikle metalik madenlerimizde, yine aynı enerji maddelerinde de aynı şekilde bunlar gündemde. Mermer sektöründe dünyayı domine eden bir sektör haline geldik. Agrega sektörü ülkemizde işte köprüler, yollar vesaire bunlar yapılıyor. Bunlarla ilgili çok iyi gelişim sağlamış durumda. Teknoloji anlamında bu çok kritik bir mesele. Özellikle aramacılık konusunda şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Biliyorsunuz ne varsa etrafımızda, yani medeniyetimizi oluşturan binalar, araçlar, kullandığımız her şey, bunlar yer kabuğundan elde ediliyor. Yer kabuğundan madencilik faaliyetiyle elde ediliyor. Yer kabuğunda bunları elde etmiş olduğumuz şu andaki ortalama derinlik 60 ila 70 metre. Yani bu ortalama derinlikte bunları elde ediyoruz. Dolayısıyla bunları arayıp bulmak günümüz koşullarındaki teknolojilerle bu derinlikler mümkün. Fakat insanlığın ihtiyacı,
kişi başına ham madde ihtiyacı sürekli arttığından dolayı ve nüfus da arttığından dolayı giderek bu derinlik daha derin hale gelecek. Önce 100 metre olacak, 150 metre olacak. Madenler ne kadar derinden elde ediliyor ise teknolojide de o kadar ilerlemeniz lazım. Yani arama metotlarınız, metodolojinizi de bu şekilde geliştirmek mecburiyetindesiniz. Yer altında maden zuhurlarının nerede olduğunu ve bunlarla ilgili etütleri gerçekleştireceğiniz ekipmanlarınızı da buna göre geliştirmeniz lazım. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Mesela RoboMine dedikleri bir çalışmayı Avrupa'da bir proje haline getirmiş durumdalar. Buradan bahsettiğimiz şeyler akıllı moleküller gibi ufak ufak bir takım akıllı taneciklerin yer altına sondaj suyuyla beraber gönderilip yer altındaki maden zuhurlarının etütleriyle ilgili bir bilgi edinilmesine dönük çok böyle şimdi söylendiği zaman uçuk gibi geliyor ama biliyoruz teknolojideki gelişmeler o kadar hızlı oluyor ki bugün bize çok uçuk gelen bir şey ertesi gün bizim için gerçekleşmiş oluyor. Mesela 20-25 yıl önce böyle bir görüntülü mülakat televizyonda yapılmak bizim için belki bir hayaldi ama bugün gerçek oldu. Çok hızlı bir şekilde evet. Gelişiyor. Ülkemizde de biz bunları takip ediyoruz yakından. Ve Türkiye'ye de bunlar gün be gün çok gecikmeden gelen teknolojiler. Onları da belirtmek istiyorum. Özellikle dernek olarak Avrupalı mevkidaşlarınızla, örneğin Avrupa Jeologlar Federasyonu ile ortak işbirlikleriniz, çalışma ve faaliyetleriniz var mı Sayın Şentürk? Çok detaylı bir şekilde var. Biz Avrupa Jeologlar Federasyonu'nun bir üyesiyiz zaten. Dolayısıyla oradaki en üst kurul olan konseyin de bizim delegelerimiz orada yer alıyor. Biri benim, bir de Arda Arcasoy arkadaşımızla beraber derneğimizi temsil ediyoruz. Oradaki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz ve her 6 ayda bir de bu konsey toplanıyor. Yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Özellikle hem eğitim konusunda hem de bu insan kaynağı anlamında sertifikasyon konusunda Euro Geologist ünvanının yani Avrupa Jeoloğu ünvanının verilmesi konusunda yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Pek çok projeleri de beraberinde yürütüyoruz. Özellikle son zamanlarda yürüttüğümüz bir ENGIE projesi var Avrupa Birliği ile ilgili. Burada hedef alınan kitle özellikle bizim kadın komisyonumuz tarafından yürütülen bir çalışma, bir anket çalışması. Jeoloji ve madencilik, maden jeolojisi 13 ila 18 yaş arasındaki kız öğrencilerimiz tarafından ne kadar iyi biliniyor ya dönük olarak bir anket çalışması. Ama bu sadece bir anket çalışmasıyla kalmadı. Aynı zamanda kadın komisyonumuz bu gençlerimizle birebir mülakat yapıyorlar. Ve onlarla beraber konferanslar veriyorlar. Çok olumlu gelişmeleri buradan elde ediyoruz. Onun dışında da pek çok projelerde Avrupa Birliği'nin fonlamış olduğu projelerde de EFG ile birlikte ortak hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli katkılarınızı bizlerle paylaştığınız için. Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk ediyorum. Evet, özellikle Türk maden endüstrisinde gerek arama faaliyetlerinde gerek de iyi uygulamaları konuştuğumuz bir maden dünyasını bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gidiyoruz. Aranlardan yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.